Allah'ım, ekmek kızartıcı bile getirmiş. Kablo bile çekmiş. Ekmekleri dizmiş. Ya Melike, sen nasıl bir şeysin ya? Of, şu sessizlik. Mutfaktan sabahlıkta çıkan annem yok. Reçeller. Tereyağı. Ama yok artık ya. Sen yumuşasın diye tereyağını dolaptan benim için önceden mi çıkardın? Şimdi yakalandım Melike'm. Eğer birisi için tereyağını önceden buzdolabından çıkarıyorsan bu aşktır. Oh! Sonunda gerçek bir sessizlikte kimse benimle konuşmadan huzurlu bir kahvaltı yapabileceğim hayatta. Mutluluk bu işte. Böyle bir mutluluğu kim düşünüp hazırladıysa bilsin ki çok etkilendim. Hele hele dünyada en sevdiğin kadın hazırladıysa. Sen aslında çok tatlı ve ince bir insansın ama niyeyse saklıyorsun bu yönünü insanlardan. Melike, bak ne düşünüyorum biliyor musun? Tamam biliyorum, bizim ilişkimiz hiçbir standarda uymuyor ama uymak zorunda mı? Değil. Biz böyle iyi anlaşıyor muyuz? Evet. Ayrı kalınca hastalanıyor muyuz? Evet. Hep böyle değil miydik? Melike, gel şunu düzgünce bir konuşalım. Birlikte olmanın bir yolunu arayalım. Şartları zorlayalım. Tamam anlıyorum, bir karavanda ütopik bir hayat mümkün değil belki ama illaki bir yolunu buluruz. Ben sensiz kalmak istemiyorum artık. Bak şimdi şuradan gideceğiz. 2 dakika sonra birbirimizi özleyeceğiz. Hayır yani böyle evlenmek gibisinden düşünmüyorsan da sorun yok. Birlikte aynı evde de yaşayabiliriz. Bana bak şimdi bir havalara girme, bu salak bana evlenmemi teklif ediyor diye. Yani ben isim koymak istemiyorum. Mecbur da değiliz. Zaten 25 yılda bir isim koymadan sevdik birbirimizi. Senin 2 gerzek evliliğin dışında mutluyduk. Bak iyiyiz böyle. Hiç ayrılmayalım. Yani insanlar bizi anlar. Bir süre sonra anlayacaktır. Güdama top gitmemi istedim. Sen var ya Melike, bu dünyadaki en kötü insansın. Sen o kadar kötü bir insansın ki bir insana tekme atmadan önce böyle muhteşem bir kahvaltı hazırlayabilecek kadar kötü bir insansın sen. İnsana kendini salak gibi hissettirmek için bir uçurumdan itmeden önce bile onu öpebilirsin. Sen öyle kötü bir insansın. Doğan. Hayatına dön. Döneceğim hayatım. Öyle de bir döneceğim ki. Yeter ki hayatım beni geri kabul et. İnanamıyorum sana Melik. Yazıklar olsun. Doğan. Oh, nihayet bulduk seni. İyi misin? Çok iyiyim anne. Hadi gidelim buradan. Yani sen bundan sonra bize bir daha haber vermeden hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaşıldı mı? O kadar korktuk ki buraya geleceğin aklımızın ucuna gelmedi. Anne ya. Mutlu olsun o artık. Ben ona hiç iyi gelmiyorum. Gitsin evlensin. Ceylan mutlu eder onu. Ben yapamam, ben iyi değilim. Ben yapamam onu onları. Çok kıymetli. Onunla olsun bari yani. Ben mutlu edemem onu. Melike. Geçecek anneciğim. Bu güzel kız. Bana bak. Seninle beraber şöyle güzel bir tatile çıkalım, ne dersin?
Prenses. Bence çok iyi fikir. Güzel kızım benim. Hoş geldin ya. Sen buralarda yokken hep ayarı bozuldu buraların ya. İyi ki döndün Doğan. Sağ ol, tamam abi. Neredesin sen ya? Canı sıkkın gibin epey seni. Bir iç sıkıntısı seziyorum sende ben ya. O küçücük yüreğinde çok mu acı biriktirdin? Abi dizi izle izle hepiniz psikiyatri sordunuz başımıza. Hadi tamam. Ya bir emekçinin kalbini kırdın. Neyse hoş geldiniz siz de. Ben gidiyorum, işim var. Namık abi, ben işe bir şey gelebilecek durumda değilim şu anda. Bana biraz zaman ver, toparlarım onu. Tamam. Tamam tamam, kafanı topla, istediğin zaman geliriz. Tamam abi, sağ ol. Ben seni bir günde toparlarım. Bak bitti gitti. Gördün mü? Kız seni başını atmak için de tezgahlar açtı. Gece babasına mesaj atmış. Bunu başımdan alın demiş. Bunu şeytan görsün yüzünü. Bakın efendim, o iş öyle değil. Başka bir şey var onun altında. Lütfen, lütfen Sema Hanım, ortalığı karıştırmayın. Standart iyidir dedik sana. Senin neyine hayat planı kurmak? Oh Doğan, ah. Bak sormuyorum Melike nerede diye. Aynen öyle Taner. Bundan sonra bana kimse Melike nerede diye sormasın. Ne yapıyorsun lan sen orada? Bak dedim ki sormuyorum Melike nerede diye. Sen de sorma o yüzden. Sor birader, sor. Sen ne yapıyorsun orada ya? Hayırdır? Asıl... Asıl sen hayırdır ya? Ha? Asıl sen hayırdır? Ulan... Ben sana abi dedim abi. Deme dedim ulan, deme. Ya yeter artık, uzatmayın. Doğan, hadi içeri gir. Taner Bey, siz de içeri girer misiniz? Lütfen rica edeceğim. Manyak mıdır nedir ya? Doğan. Geldi. Bak. Ceylan'ın sana söyleyecekleri var. Doğan, Melike bana her şeyi anlattı. Sen arkadaşın yanında olmayı seçmişsin. Yani onun zor zamanında... onu büyük bir bunalımın eşiğinden döndürmüşsün. Şaşırmadım, zaten sana da bu yakışırdı. Unutalım mı dünü? Hı? Hadi gün almaya gidelim bugün. Bitsin şu iş. Alamaz. Melo, sürpriz, komşu oluyoruz. Ne işin var lan senin burada? Dedim ya komşu oluyoruz diye, komşum. Yok ulan, ben geberteceğim seni. Ne oluyor? Bir dakika, hoş. Ay var kahve. Manyak. Oluyor yine ya. Biri gel. Sen tamam dur be. Yalnız takdir ettim hakikaten. Pataküte vuruyor yani, gerçekten vuruyor ya. Şey diyor. Biz mafyadan korkuyorduk. Mahallenin kızı delirdi Peri. Ay biri ayırsın şunları ya. Bir müdahale edin artık. Bir eski karından dayak yemediğin kalmıştı milletin ortasında, onu da başardın. Aferin sana. Vallahi ya, geberteceğim bunu. Ne yapayım amca, elimi kaldırayım 40 kilo kadına. 40 var mısın sen kız? 40 ne oldu? Mısın? Tamam. 40 kilo mu? Aşk öğretmiş bu çocuğun gözünü. Ne oluyor burada, ne oluyor? Allah Allah, ne oluyor? Apartmanı siz niye huzurunu bozuyorsunuz ya? Burası bunların yaşanacağı bir apartman değil. Bravo. Neydi? Buranın huzurunu bozamazsınız ya. Dur kız. Melike. Melike. Farkındayım.
Bu apartmana yeni taşınan sakinlerimiz var. Ama hepinizi uyarıyorum. Bu apartmanın huzurunu bozan olursa cehennem azabı yaşatırım ona. Yapa. Yetkisi var. Hadi. Bravo. Bravo Cevdet, bravo. Ya sen niye alkışlıyorsun orada? Yalnız biz kendi aramızda konuşuyorduk. Aile içi bir mesele yani. Aile içi mi? Ya saldırıyor. Bence saldırganı şikayet edin. İşte. Avukatı benim anne ya. Başıma iş mi vereceksin? Yok şikayet falan. Melike bak güzellikle rica ettim sana, polis çağırırım. Çekinmem, çağırırım. Saçmalama Cevdet abi, ne polisi ya? Aferin, aferin. Böyle sakin olun ama bizim polisle falan işimiz olmaz. Değil mi evladım? Reis Bey, ben polisi caydırma manasında şakışüllü yaptım. Cevdet, bu sana emanet. Sen yürü, yürü. Beni çek, sen de yukarı sen de. Yürü. Al git ya. Alo? Merhaba. Merhaba. Ben Nergis Ziver Bey. Melike'nin annesi. Evet, evet. Ayda Hanım'ın eski hastalarından. Bizim acilen Ayda Hanım'a gelmemiz gerekiyor. Bir randevu ayarlayabilir misiniz? Ne yapabiliriz? Geleceğini gör de titre. İşte al bak. Senin Melike'n bu. Anne benim Melike'n falan değil o ya. Saçmalayıp durma sen de. Ayrıca bana ne Melike'den, beni ilgilendirmiyor. Ben çekirdek çitleyeceğim. Stres olduğum iyice. Seman! Seman gel. Seman gelsene hadi. Bunu bana biri açıklayabilir mi ya? Biri açıklayabilir mi? Bu adamın bizim evimizde ne işi var? Biriniz açıklasın. Nasıl tutabilir burayı ya? Melike'cim bak şimdi. Bir küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben özür dilerim ama sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım, tamam anneciğim? Sakin ol, ne olur. Ben sana söz veriyorum. Tamam, ben bu adamı o evden çıkartacağım, sana söz veriyorum. Sen bana güven kızım ya, güven. Melo, ben açıklayayım istiyorsan. Açıkla Melike. Vallahi bir şey yapmayacağım. Melike söz mü? Söz ver, hiçbir şey yapmayacağım. Yapma. Yapmayacağım. Söz ver. Bana söz vermedi. Anlat lan. Şimdi kontratı da yapalım dedik biz. Avukatla beraber, ben de avukatla tamamlayayım. Açıklamama izin vermiyorsun. Daire olarak şey yaptım ben. Tamam anlatıyordum tam bir şekilde. Anlatıyordum ama. Hadi. Ya aman komşular ya. Neler yaşanıyor onlar ya. Onlar benim komşularım. Benim de komşularım. Kimin komşularısınız? Tamam be, Allah Allah. Erkek sığmayı bilen var mı? Ara, tamam ya. Ya. Ya biri bana açıklayabilir mi? Evdeyken beni aldattı. Başka kadından çocuk yaptı. Nasıl oluyor da benim anamın babamın evini kiralayabiliyor ya? Açıklayın ya bunu bana. Ben her şeyi açıklayacağım. Ben sana söz veriyorum ya. Ben sana söz veriyorum. Dedim ya ben bu adamı çıkartacağım evdeyken. Sen bana güven kızım ya. Hadi şimdi Ayda Hanım bizi bekliyor. Acele edelim. Hadi gel. Hadi yavrum. Doktora götüreyim seni. Hadi prensesim. Ne doktoru ya? Ya bunca şey yapan o Ayda Hanım'a, doktora niye ben gidiyorum ya? Onun gitmesi lazım doktora, benim değil. Güzel kızım, bak her şey geçecek, her şey düzelecek, tamam mı? Hadi bir tanem, hadi prensesim gidelim. Tabii hadi. Tabii. Hap şey. Hadi. Allah'ım. Karavanda bir şey olmuş ama anlayacağız bakalım ne oldu. Reis Bey, işte böyle olaylar olaylar. Bir isteğiniz var mı? Yok, tamam. İyi günler. Ah Roza. Şu koca yedi tepeli, üç asma köprülü İstanbul'un altına da üstüne de hükmüm geçti. Ama şu meczup oğlana sözüm geçmedi ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Onun kalp onu dinlemiyor. Siz Reis Bey, ona küçükken hiç hayır demedi? Diyemedik tabii. Babası ölmüş Sabi'nin, gelmiş ceketimin altına saklanmış. Nasıl diyelim? Kızlarımı şımartmadım onu şımarttığım kadar. Yavru aslan istedi, onu bile aldım, o kadar yani. Yok, almayacak. Yavru kedi alacak. Mau. Gel, gel. Gel, gel. Gitti. Gel benim.
laf bu ya? Ya bu Nergis ne biçim kadın ya? İnsan evini kime kiraladığını bilmez mi Allah aşkına? Ya sen şimdi bırak Nergis'i. Sen nerede buldun bunları? Ne vaziyette buldunuz? E şimdi bunların Ömer'de bir tane karavanı var ya. Aa, oraya mı gitmişler? Öldük ya, bittik ya, yemin ediyorum ya, of. İç kanama geçirebilirim, hazırlıklı olun. Gel gel, tehlike geçti. Hastaneye götürdüler senin manyağı. İyi, götürsünler deli manyağı. Kapatsınlar hatta hastaneyi, hiç çıkarmasınlar. Danar Bey, ben sizi gümlük getiriyor. Apartman ayağı siz pis pis, fareler pıt pıt yapıyor. Pıt pıt yapıyor ne, istemiyor ben ya, dur. İstiyor. Uzatma be. Her yerim çok kötü. Ay. Of. 5 köpek gücünde saldırdı deli manyak. Acıması yok bu kızın ya. Ama siz onun alanına girdi. O sizi istemiyor, siz anlamıyor. Taner. Evladım. Yürü gidelim buradan. İstenmiyorsun burada. Niye anlamıyorsun bunu? Ben hiç öyle anlamadım ya. Yavrum nesini öyle anlamadın? Kız sana sorun sende değil ben de demedi ki. Yeni bir ilişkiye hazır değilim demedi ki. Kız seni önce boşadı, sonra da burada herkesin gözü önünde seni dövdü evladım, dövdü. Dövdü diyor Taner Bey. Ki biz de gördük, hepimiz şahidiz. Melike seni dövdü. Dövdü? Dövdü. Ben de söyleyeyim, dövdü. Hatta hep beraber diyelim. Dövdü. Ne söylüyorsun, sus be. Allah Allah. Ya bak şimdi amca, ben olaya dövdü olarak bakmıyorum. Yani bence Melike beni kıskandı. Tabii bir birikmişliği var onun. Hani bu istemeden yaşanan yani olayından dolayı böyle davrandı diye düşünüyorum. Amca bak, bence Melike hala durumu anlamadı. Yahu biz sonuçta Eda'ları Kıbrıs'a göndermedik mi? Çocukla beraber orada mutlu mesut yaşayacaklar. O olay kapandı. Bir tek çocuk askere giderken el öpmeye, helallik almaya gelecekler. O kadar. O yani olay. Bitti gitti. Ama anladığım kadarıyla Melike hala durumu atlatamadı. O yüzden böyle davranıyor. Tabii. Ama bu arada bakın. Ben izin verdim Melike'nin zehrini salmasına. Taner dedim. Bu dayağı yiyeceksin, mutlu mesut yaşayacaksınız dedim. Taner dedim, egonu dedim, delikanlılığı dedim, bir kenara bırak dedim kendimi. Yavrum evladım sen nasıl bir nebatsın? Bak seni tarif edecek bir hayvan ismi bulamıyorum. Nebat diyorum sana, nebat. Nebat diye. Nebat ne? Ya amca bir dinlesen beni, bir müsaade et bitireyim ben lafımı. Bakın, ben diyorum ki, burası benim için en uygun yer. Neden? Çünkü ben burada kalacağım. Ona ne kadar sadık olduğumu, onu ne kadar sevdiğimi göstereceğim Melike'ye. O da beni affedecek. Hem Doğan'la da zaten bir şey olmamış ki. Konuşmaya gitmişler. Ceylan anlattı ya her şeyi sonuçta. E öyle düşün. Bundan sonra önümüz açık. Yol boş. Yokuş aşağı, bayır aşağı, yardır Taner gitsin. Öyle düşün. Ah. Bu Doğan insan ya. Adam bu, adam. Bak ben buraya taşındıktan sonra komşu olunca daha da yararı dokunacak bize amca. Net. O yüzden net. Bu ev benim için en uygun yer. Kesin ya. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Taner. Ben gidiyorum. Başka bir olay istemiyorum. Bu dünyadaki imtihanım da senmişsin. Ben de onu anladım şu anda. Ya amca ben seni üzmek istemiyorum ya. Ama sen de biraz bana hak versen. Lan! Bak bir iki güne aldırıyorum seni. Roza! Ah. Bavul, mavul, pasaport, pasaport her şey hazır olsun ona göre. Şantiyeleri gezmeye gidiyoruz. O kadar. Ama o kadar. Ya
Benim her yerim ağrıyor. Yaralıyım ben. Gelmeyeyim mi? Bana bak. Benim psikolojim bozulup felç falan geçirebilirim. Hazırlıklı olun ha. Ben Reis Bey yolculuğum. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. Kalbim atıyormuş. Ben heyecan yapmışım durduk yere. Reis Bey! Reis Bey! Bu buradayım yukarıda. Melda ben. Beni internetten araştıran Melda. Efendim anlamadım. Ben anladım. Buyurun. Reis Bey, ben burada, bu dairede ikamet ediyorum. Onu da anladım. Buyurun. Söylüyorsun böyle şey. Şimdi Reis Bey, ben sizin yanlış anlamazsanız yaşamınızla ilgili bir takım şeyleri çok merak ediyorum. Buna bak Melda, sakın abuk sabuk bir şey. Reis Bey, yani şey, sizin sektörünüzle alakalı meraklarım var. Hani ne işler yapıyorsunuz, mesai saatleriniz, çalışma ortamı, nerede çalışıyorsunuz, personel durumu filan. Yani düzenlenen turlar var mı? Yoksa siz mi bir tur düzenleseniz de biz katılsak? Ay Melda, yok artık. Delirdin mi sen abla ya? O zaman yarın gece hazır olun. 11 gibi alayım sizi, küçük bir tur attırayım. Sahiden mi? İlginizi çekecek aktiviteler var. Yoğun bir gece olacak. Ay, olur mu? Neden olmasın? Yani vallahi çok isteriz ama eğer sizi rahatsız etmeyeceksek. Siz ikiniz de manyak mısınız ya? Tamam o zaman. Yarın alıyorum hepinizi. Tamam, tamam. 11 tamam. 11. Hocam nasıl şeyler giyilir ki öyle şeyler? Ay böyle salkım saçak gidilmez. Ya delirdiniz mi? Zaten gidilmez. Hiçbir türlü gidilmez. Gidilmez yani. Sen sussana be, bozacaksın işimizi. Sen gelmezsen gelme. Ben gideceğim mi? Ben vallahi saçım başımı yaptıracağım giderken. Ben gelmezsem siz sağ gidemezsiniz ki. Gelemezsiniz de sağ. Değil mi? Ben gardıroba bakmaya gidiyorum. Ben de. Hakikaten kafanıza vurmuş. Allah! Allah Allah Allah! Allah Allah! Nasılsın reis? Şahsen manyak mısın Ketum abi? Nasılsın dedim diye manyak mı dedin bana reis? Ya ne işin var senin bu arabada? Dün de buradaydın. Ya iyi de ben indim ya. Ben inmedim. Niye inmedin abi? İn demedim. Ya ben inince sen de otomatikman inersin zannettim. Ne bileyim manyak gibi arabada kalacağını. Kaldım ama reis. İnsan işte her şeyi düşünmesi lazım. Reis, beni mi hallettin mi? Yok, halledemedim. Olaylar bitmiyor ki bizden satayım. Biraz daha bekleyeceğim mecburen. Dur. Geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.